yedi kat göklerden gelen emirle yedi iklimi avcuna alan atalarının hikayesidir. İlk emrin vahyedildiği yerde başladı bu hikaye. Mekke'de ve gönüller fethederek yayıldı. Hindistan'dan Endülüs'e, Anadolu'dan mukaddes şehir Kudüs'e. Hilal'in aydınlığı adaletle, barışla yayıldı her yere. Ve bir gün Hilal'in hudutları Haç'ın kalbine dayandı. Ve Bizans İmparatoru Frank diyarındaki Papa'yı imdada çağırdı. Papa Urban da bütün Hristiyanlara haber saldı. Cümle Hristiyan memleketleri ayağa kalktı. Eli kılıç tutan herkes Papa'nın çağrısına koştu. Müslümanlar İsa'nın şehri Kudüs'ü aldı. Konstantinopolis'e kadar dayandılar. Eğer biz engel olmazsak yakında bütün Hristiyan ülkeleri ele geçirecekler. Göklerdeki babamızın, oğlu İsa'nın ve kutsal ruhun aşkına Müslümanları yok edip Kudüs'ü geri almak bütün Hristiyanların görevidir. Bu kutsal savaşa katılan herkesin günahları affedilecek, cenneti kazanacaktır. Kudüs bizim olacak. Çünkü Tanrı böyle istiyor. Topraklarına doğru taarruza geçti Hristiyan neferleri ve başladı Müslümanlara karşı Haçlı seferleri. Anadolu'yu ve nice Müslüman yurdunu kana buladılar. Kadın çocuk demeden kılıçtan geçirdiler. Allah'ın evi mescitleri yıktılar. Allah kelamı Kur'anları yaktılar. Geçtikleri her yerde vahşet, kan, ölüm. Ve sonunda mukaddes şehir Kudüs'e vardılar. Ey oğul, biz ki Kudüs'e selamet yurdu derdik, onlar vahşet saçtılar. Biz ki bu şehrin mukaddesatına yüz sürerdik, onlar zulme boğdular. Esirdir. Alemi İslam hakkı getirip batılı zail edecek bir kahraman beklemektedir. Ey oğul, bu dava baban Nureddin Zengi'den sana hem nasihat hem emanettir. Bu dava ümmetin ümidi, atalarının ilk vahiy ile başlayan hikayesidir. Ey oğul, sen sahip çıktıkça bu hikaye bitmeyecektir. Gel. Emir Nurettin Hazretleri, doğum başladı.
Turancan. Korkarım. Korkma Turancan. Korkma. Daha güzel yere gideceğiz. Hem sen abisin. Cesur ol ki kardeşin Şehinşah da korkmasın. Hem benim güzel oğlum. Nedir vaziyet? İyice yaklaştılar beyim. Yetişti, yetişecekler. Sen gözetlemeye devam et. Dayan. Az daha dayan. Fatma Hatun. Dayanamayacağım Eyüp Bey. Dayanamayacağım. Doğum başlamış beyim. Durmamız gerek. Doğum başladı, durmamız gerek. Duramayız Eyüp Bey. Emir Bey Ruzlu askerleri yaklaşmışlar iyice. Yakalarlarsa Kıbrıs'tan geçirirler. Zengi topraktan ödek dayanmak zorundayız. Haydi. Topraklarına vardık sayılır Fatma Hatun. Nurettin Zengi bize yardım edecek. Ha gayret, sık dişini. Bebek geldi, gelecek beyim. Durup çadır açmak gerek. Durmazsak vaziyet çok kötüleşebilir. Ana, bırakıp gitme bizi. Baba, anamı kurtar. Hilko! Sen Turan Şah'la Şehinşah'ı alıp önden gideceksin. Ben doğum için burada kalacağım. Eyüp Bey etme kardeşim. Seni bir başına nasıl bırakırım? Biraz daha gayret edelim. Hatun'un Fatma'nın vaziyeti böyleyken olmaz kardeşim. Beş adam ve Ebe Hatun benimle kalacak. Sen de ahalinin başında kalıp onları sağ salim Emir Nurettin'e yetiştireceksin. Şehinşah, gel evlat. Şirko, haydi. Ben alırım beni. Baba, bizi bırakma. Bırakmayacağım Turanşah. Bırakmayacağım. Amcan sizi önden götürecek. Ben de ananızla yeni doğan kardeşinizi alıp geleceğim. Olursa oğullarım sana emanet. Gözüm arkada bırakmasın bilirim. Haydi. Haydi. Peşimden gelin. Biraz daha kanın, hadi. Hadi daha güçlü. Biraz daha gayret. Come on.
Elimizden geleni yaptık Emir Hazretleri. Ama oğlumuz, ikimizin ışığı olacaktı. Sana istikbal veremedim. Hakkını helal et, Nurettin.
bize ikram eden sensin. Hamd ve övgü ancak sana mahsustur. Bu evladı kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Onu dost doğru yola ilet. Ya Rabbi, kafir zulmü altında inleyen İslam beldelerinin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün selameti için ona mücadele etmeyi nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu minberi yaptıran fakir kulun rahmetine muhtaç, nimetine şükreden, yolunda cihad edip din düşmanlarına karşı ribat eden, İslam'ın ve Müslümanlığın direği, mazlumları zalimlerden kurtaran Nurettin Zengi. Hayalinizi nakşetmeye başladım. Lezzetlerinden ebedi rahmet nimetlerine vuslattır. Hepimizin dünyada sevdiklerimizden firakı geçici ama ahirette vuslatımız ebedi olacaktır inşallah. Hüzünümüz tabidir. Lakin ilacı da Allah'tan güzel bir sabır dilemek ve dünyadaki vazifelerinizi hak uğruna ifa etmektir. Zira ümmeti Muhammed'in selameti sizin gibi zahi ilahi uğrunda gayret eden başların dirayetine bağlıdır. Kudüs'ü kurtarıp hacımları İslam topraklarından atmaya ömrümü adadım. Oğlum olsun da davamı o sürdürsün istedim hep. Kudüs'ü kurtarmak bana nasip olmazsa ona olsun diledim. Olmadı. Hüznümün bir sebebi de budur. Derdi Allah davası olan, yardımcısı da Allah'tır. Gayeniz gerçekleşmeyecek olsa ne bu hayal size nasip olurdu ne de bize bu minbere başlamak.
bu dava soy ile değil, yol ile kayıptır sultanım. Soyunuzdan matem geldi ama kim bilir, belki Muştu yoldan gelir. Hangi yol? Kudüs'ten miraca çıkan Hazreti Peygamber'in, Kudüs'e İslam sancağını diken Hazreti Ömer'in ve tıpkı sizin gibi onların emaneti olan bu dava için gidenlerin yolu. Bu yolda nice Muştular saklıdır. Siz de soyunuzdan gelene değil, yolunuzdan gelene bakın. Emir Hazretleri, mühim bir mesele vardır. Siz de kimsiniz? Neden benimle görüşmek istersiniz? Ben Tikrit varisi Necmettin Eyüp'ün kardeşi Şirku. Eyüp benim eski dostumdur. Emir Behruz bizi öldürmek için peşimize düştü. Sizin topraklarınıza sığınmaya geldik Emir Hazretleri. Eyüp nerededir şimdi? Hatun-u Gebe'ydi. Doğum başlayınca mecbur geride kaldılar. Soyunuzdan gelene değil, yolunuzdan gelene bakın. Yetişti beyim. Eyüp, çıkma. O zalim canına kıyacak. Çıkmazsam hepimizin canına kıyar. Hesabını benimle görsün. Whoa.
zulmünden kurtulacağını mı sandın Necmettin Eyüp? Zulmünden çektiğimiz yetti Emir Behruz. Ben size zulüm değil, dostluk yaptım. Sana valilik verdim. Ama sen beni terk edip zenginlerin toprağına gidersin. Valilik vererek bizi zulmüne maşa yapmaya kalktın. Verdiğin hükümlerle ahaliyi canından bezdirdin. Biz bunları icra etmedik diye zulmünü bize dokundurdun. Kanımızı dökmeye yeltendin. Senin gibi zalimin yanında vali olmaktansa Nurettin Zengi gibi adil bir emirin yanında köle olmak evladır. Bu ihanettir. Bilirsin ki ben izin vermedikçe kimse emrimden ayrılamaz. Ve hiçbir ihanet asla cezasız kalmaz. Kanla soğuyacaksa kinin, benim canımı al. Hatunumla yeni doğmuş çocuğumu bırak. Gayrı benim kinim, Eyyub'u kanı taşıyan herkese. Buna yeni doğmuş çocuğun da dahil. Kimseyi sağ bırakmayacağım ki intikamını alacak kimsen kalmasın. Getirin bebeği bana. Benim canımı alın. Benim canımı alın. Evladıma kıymayın. Senin derdin benimle. Evladımı bırak. Hesabını benimle gör. Getir bebeği çabuk. Hayır. 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 Bırak. 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 Nurettin Zengi. Kundak'ta bir Sabiye karşı. Düşmanlarımla arama girme ki seninle de düşman olmayalım. Emir Nurettin. Eğer kılıcını kınına sokarsan Behruz, düşman olmayız. Aksi takdirde kılıcını bana sallaman gerekir. Çünkü bu insanlar benim gölgemdedir. Benim çiğneyip geçemeyeceğim hiçbir gölge yok. Sen de bu 3-5 kişi için beni karşına alacak kadar deli olma. Ben topraklarımda uçan kuşun bile hesabını sorarım. Alacağınız 3-5 cana karşılık da burada hepinizin canını alırım. O halde git topraklarındaki kurda kuşa emirlik yap. Buradakilerin çoban köpekliğini yapmak sana mı kaldı?
Cüretin varsa kılıcını salla dedim. Sen dilinle cevap verdin. Ama ben haddini aşan dillere cevabımı kılıcımla veririm. Canını seven varsa kılıcını kınına soksun. Yok, canından geçen varsa kılıcımı aşmaya cüret etsin. Dostumuz canla pekişti Emir Hazretler. Bundan böyle Eyyubi ailesi canıyla, kanıyla emrinizdedir. İnsan iddiasından sınanır Eyüp. Hakikaten bütün aileni yolumuza seferber etmeye hazır mısın? Hazır. O halde topraklarıma yerleşmeniz karşılığında yeni doğmuş oğlum Yusuf'u bana vermeni isterim. Nasıl olur? Niye böyle bir şey istersiniz? Kudüs ve nice İslam toprağı Haçlı işgali altında. Selçuklu'nun bekası tehlikede. İslam alemini bir kılacak bir devlet gerek. Kader bu mesuliyeti bizim omuzlarımıza yüklemiştir. Devletin temeli ve davanın bekası için bana bir istikbal gerek. Zengi topraklarında nice çocuk bulabilirsiniz. Neden benim oğlum? Bu büyük bir sır olacak evi. Bu sırrı da ancak senin gibi güvenebileceğim biri saklayabilir. Hatırlar mısın? Yıllar evvel ikimiz seninle böyle tepelere çıkar, yüce gayelerimizin hayallerini kurardık. İşte şimdi ikimiz de bu gaye için aynı mecburiyette buluştuk. Kaderin yüklediği mesuliyetten kaçamazsın. Benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Hatun Fatma'ya sormam gerek. Hatunum ve evladımın vefat haberini herkes benden duysun diye beklettim. Lakin çok vaktim yok. Nurettin Zengi, canımızı düşmanın pençesinden kurtardı ama şimdi kendi eliyle bir parçasını almak ister. Ben nasıl vazgeçerim yavrumdan? Emir Nurettin de henüz evladını kaybetmiş bir baba. Hiç bile bile canımızı yakmak isterim. Ama yanacak. Yanacak. Kendi evladını yitirmiş biri. Anlamaz mı ananın babanın halinden? Bilmez mi bunun bize ne kadar ağır geleceğini? Benim yüreğim de el vermez. Ama bir yandan da mecburiyetler var. Emir Nurettin'in kuracağı devlet ümmeti Muhammed için umut olabilir. Onun istikbali Yusuf'ta.
de muştuputur. Nedir kararınız? Bağışlayın Emir Hazretleri. Hatunuma ne dediysem de. Dur Eyüp Bey. Demek Kudüs'ün muştusunu nihayet getirdin Fatma Hatun. Ne muştusu? Sen kimsin? Nereden tanırsın beni? Bezme Elest'ten. Ben de Mescid-i Aksa'ya hizmetle vazifeli aciz bir kulum. Kim verir ki bu vazifeyi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vazife ancak onun tarafından verilebilir. Böylesine yüce bir vazifeye ben de nail olmak isterim. Sen değil. Senden doğandır bu vazifeye namzet olan. Bebeğim mi? Yusuf'um. Nasıl? İçini temizleyeceğiz. Vakti gelince Kudüs'ün de Mescid-i Aksa'nın da dışını oğlun temizleyecek. Biz de onun hizmetkarı olacağız. Thank you.
Ya ben? Ben ne yapacağım? Adına Yusuf demiştim. Hazreti Yusuf gibi Mısır'a sultan olsun diye, şu kılıcın sahibi Hazreti Ömer gibi Kudüs Fatihi olsun diye onu eline teslim edeceksin. Ehli kim ki? Vakti gelince göreceksin. Güzeller güzelinin kokusu sinmiştir yapraklarına. Alem onun gibi koksun diye sen de evladını feda edeceksin. Oğlumu, Yusuf'umu nasıl feda ederim? Korkma, Yusuf'un Hakk'a emanet. Hak Teâlâ emaneti ehline tevdi eder. Sen yüreğini pek tut. Vakti geldiğinde onun gölgesinde gireceksin Mescid-i Aksa'ya. Anladım ki evladımın yazgısı bir dava için ana kucağından kopmak, benim yazgım ise bu acıyı sırtlanmakmış. Oğlum bir gün rüyamda gösterilen Muşti'ye erişirse ana yüreğimin sızısı teselli bulur. Ben de soy evladından ziyade yol evladı olarak alırım Yusuf'u. Onu gözümden bile sakınacağım. Kudüs için. Kudüs'ü Haçlıların elinden kurtaracak devlet için yetiştireceğim. Gözün arkada kalmasın. Yol öyle yiğitlerle kaimdir. Bir de onları bu yola feda eden analarla. Şimdi içiniz yanar. Bilirim. Ama yarın bu yiğit nice ana babayı yanmaktan kurtaracak inşallah. Yusuf'u gizlice saraya götüreceğim. Hekimlerin evladımı hayata döndürdüklerini söyleyeceğim. Vefat eden yavrumu da size göndereceğim. Onu usulünce defnedin. Bu sır dördümüzün arasında ilelebet mühürlü kalacak. Seni hiç duyamayacağım. Sana oğlum diyeyim, hiç sarılamayacağım. Sen benim kucağımdan sökülüp gideceksin. Ama ben bağrımda hep hasretinle, gözlerimde hep Yusuf yüzünle, burnumda hep senin kokunla yaşayacağım.
boyu ok. Gönlü yay gibi bir yiğit olasın. Yüce gaye yolunda yürüyesin. İşte o vakit kanayan yaramızı dindirebilirsin. Beklediğim, nasihatlerimi sakladığım oğlum meğer sen misin? Daha kundaktayken atalarımız kulağımıza üfler bu davayı. Beşikten mezara dek yolunda yürüyelim diye. Dilerim sen de iyi belleysin oğul. Alem-i İslam'dan zalimlerin karanlığını yok edip hilalin aydınlığını baki kılmak senin davandır. Müslümanları bir kılıp şu mukaddes şehir Kudüs'ü zalimlerden kurtarmak senin davandır. Sen davanla doğdun. Davanla muştulandın oğul. Adın Yusuf'tu. Dinine, davana bir ömür bağlı kalasın diye bundan böyle de namın Selahattin olsun. Alemi İslam gölgende bir olsun. Zalimler kılıcınla kahrolsun. Eğer olur da şu Kudüs bize nasip olmazsa sana yar olsun Selahattin. Kudüs nedir Melik Hazretleri? Nemrut'un ateşinden kurtulduktan sonra selamete erişen Hazreti İbrahim gibi alemi İslam'ın selamet nişanesidir. Selametten murat nedir? Adalettir. Aleme adalet ne vakit hakim olur? Burada miraca yükselen Peygamber Efendimiz gibi Kudüs'e sancağımızı dikip İslam alemi bu cihanda yeniden yükselince. Kudüs fedakarlıktır.
Şan valisi Necmettin Eyüboğlu Şehinşan, nimetleri elinin tersiyle itip bu davanın zahmetlerine katlanması gibi. Emir Nurettin'in oğluyken Serhat gazilerine baş oldunuz. Babanız sultan oldu, yine Serhat gazilerini bırakmadınız. Kudüs benim için de Selahaddin'dir. Melik Hazretleri! Vaziyet nedir Fars? Tapınak şövalyeleri Kudüs'e doğru gelir. Orman yoluna girdiler. Thank you.
Kral Baldin sizi Kudüs'e niye çağırdı? Niye olduğunu bilmeyiz. Komutanımız emretti. Biz de yola çıktık. Hanginiz komutan? Hiçbirimiz değil. O şimdi Kudüs'te. İsmini? İsmini? Gabriel. Gabriel. Namaz vakti geldi. Müsaade edin, şu sudan abdest alıp namazımızı kılalım. Yine devam ederiz. Tamam, ama acele edin. Yoksa cezayı biz yeriz. Sanıyorsun sen? Hristiyan kardeşlerimizin hakkı olan suyu bu Müslümanlara mı veriyorsun? Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Ben Hristiyanların hakkını her yerde herkesten sorar. Bize izin veren o. Bu sudan abdest alıp namaz kılacağız. Kimse karışamaz. Defolup gitmezsen seni o kırbaçla boğarım. Abdestinizi alın. Sakın kıpırdama. Gabriel. Sene şerpiye. Ortalık kılıç parıltısından kandan görünmüyor. Bu kadar güzel karşılanacağımı beklemezdim doğrusu. Neden öldürdünüz onları? Fazla merhametlerdi. Düşmana merhamet, kutsal davamıza ihanettir. Kudüs'e günden güne yayılmaya başladı. Kutsal şehirdeki bütün zenginlikler tek tek yok oluyor. En acısı da kutsal Hristiyan şehrinin bir Haçlı kraliyeti elindeyken bu hale düşmesi Kral Baldwin. Göklerden seyreden İsa eminim çarmıhta bile bu kadar acı çekmiştir. Senin işin krallığımızı yadırgamak değil,
Onun güçlenmesi için kılıcını kullandım. Sen onu kraliyet askerlerine söyle. Seneşal Pierre. Ben tapınak şövalyesiyim. Emri yalnızca baş üstadımızdan ve papadan alın. Kudüs hepimizin ortak kutsalı. Onun için her fedakarlığı yapmak zorundayız. Sıkıntılar büyümeden önüne geçmeliyiz. Yoksa Müslümanlar Kudüs almak için harekete geçer. Ve başladan Nurettin Zengi bir emirken sultan oldu. Müslümanları tam yıktık derken onlara dayanak oldu. Şimdi de o bizi yıkmak için bir kurt gibi pusuda bekliyor. Kudüs'ü güçlendirmenin yolu Askalan'dan geçiyor. Yıllardır dibimizde ama orayı bir türlü Müslümanların elinden alamadık. Eğer Askalan'ı alırsak oranın zenginlikleri Kudüs'e akar ve Müslümanlar da Kudüs civarındaki son yurtlarından olur. Sen de zengin topraklarına saldırmak için istediğin gücü elde etmiş olursun. Emin misiniz girmeye Melik Hazretleri? Bu hesap Kudüs'te görülmeli. Birliklerini esir aldık. İçeri girersek bir daha çıkamayız. Kararsızlıktan tehlike, cesaretten zafer doğar. Bırak beni Musab. Bunlardan mı korkacağım? Kudüs'ü zulmünüzle kirlettiniz. Ama elinizden almamız yakındır ey zalimler. Bu leş küreğini mi alacaksın Kudüs'ü? Bu ümmetin eli kılıç tutanları da vardır. Bir gün hepsi toplanıp Kudüs'ü almaya geri gelecek. Bağışlayın efendim. Yorgunluktan ne söylediğini bilmiyor. Kim gelecek? Siz Müslümanlar asla birlik olmayı beceremezsiniz. Bu yüzden seni böyle bir mucizeyi beklemekten kurtarmalıyım. Kardeşim. Majesteleri, Nurettin Zengin'in oğlu Selahattin geldi. Meydana alın. Onlar sarayımıza layık değil. Olsun.
Yapılacak işler beklerken gelip burada ibadet mi yapıyorsunuz? Bugün bizim Şabat günümüz. Kutsal günümüzde çalışmayız biz. Saygı gösterin biraz. Siz bizim kanunlarımıza saygı göstereceksiniz. Ve biz neyi emrediyorsak onu yapacaksınız. Tanrı'nın kutsal şehrine zulüm getirdiniz. Ama bu şehre bir gün adalet yeniden gelecek. Ve o gün geldiğinde adiller siz zalimleri yerle bir edecek. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sırf ibadet ederler diye masum insanların canına mı kıyacaksın? Onlar Yahudi. Sana ne oluyor Selahattin? Mazlum olmaları kâfi. Biz de Kudüs'ü asırlarca hükmettik. Ama kimsenin ibadetine mani olmadık. Bu selamet şehri bütün insanlık için hürriyete getirdik. İşgal ettiniz diye bu zulmünüze göz yumamam şimdi. Çek bu askerlerini. Yoksa hiçbir yere kıpırdamam. Babanın elçisi mi kalmadı ki seni gönderdi? Melik Selahattin. Senin karşımıza çıkacak gücün kalmadı mı ki? Yeni tapınak şövalyelerini çağırdın, Kral Baldwin. Birliklerimi de, Müslüman ve Yahudi kölelerimi de istediğim yere gönderir, istediğim yerden getiririm. Bu sizi neden ilgilendirdi anlamadım. Yeni tapınak şövalyeleri geldiğine göre Müslüman topraklarına saldırı peşindesiniz demektir. Bu yüzden ilgileniyorum. Zengi topraklarına saldırırsak kahramanlığını o zaman gösterirsin Selahattin. Gösterdim bile. Kudüs yolundan gelen birliğiniz elimde. Aklın sıra bize geri adım attırmak için oyun oynuyorsun ha? Bu birliğinizin sancağı. Yapacağınız saldırı her neyse vazgeçeceksiniz. Gabriel toprakları terk edecek. Aksi takdirde birliğinizi bırakmam. Thank you.
İstersen hepsini öldür. Umurumda değil. Benim büyük ordum görmediğiniz yerden gelecek. Adımı duyduysan neler yapacağını da biliyorsundur. Ama ben öyle belli etmem. Gelirim, yaparım. Her şey bittiğinde arkamda kan ve cesetler kalır. Mertçe savaşamayacak kadar korkan diyorsun yani. Benimle savaşmak için bu kadar acele etme. Nurettin'in oğlu. Acaba Urfa Haçlı Kontu olan baban Jozel'in de babam Nurettin Zengi'ye böyle demiş miydi zamanında? Malum. Urfa'yı elinizden aldı. Kontluğunuz yıkılmış oldu. Bizimle savaşmak için acele etmediğine göre korkunuz babadan oğula geçmiş demek ki. Bana babamdan kalan tek şey intikam. Onu da sizden almadan ölmeyeceğim. Madem ne yapacağımı bu kadar merak ediyorsun, İyi o halde. Sanırsınız siz. Thank you.
mertçe savaşmaktan bahsediyorsun, hem de bana suikast yaptırıyorsun. Bedelini ödeyeceksin. Sizi öldürmek istesem suikaste kalkışmam. Buracıkta alırım canınızı. Yanlış yapmaktasınız. Bu kılıçlar boynumuzdan inmezse bizim kılıçlarımız da kınından çıkar. Biz suikastçı gibi işimizi de yerde bırakmayız. Akacak kanın haddi hesabı olmaz. Delilsiz, mesnetsiz iftira atarsın. Ya şimdi bizi bırakırsınız, ya da zengi ordusunu karşınıza alırsınız. O vakitte taş üstünde taş kalmaz. Bırakın. Suikastı Selahattin'in yaptığını ispat etmek için. Kız. Bakışların altında yatan öfke niye? Komutan Gabriel'i niye öldürmeye çalıştın? Cevap vermeyeceksin. Komutan Gabriel senin konuşturmasını çok iyi bilir. Getirin şunu.
Ahmet yakalayamadın mı? Kız yaman çıktı Melik Hazretleri. Suikaste hazırlıklı gelmiş. Atlatıp kaçtı. Gabriel Kudüs'e niye geldiyse kız da suikaste o yüzden yaptı belli ki. Ondan öğrenebilirdik. Bu adam yazar Melik Hazretleri. Gabriel Kudüs'e niye geldi? Konuş! Müslümanları gebertmek için. Nereye saldıracaksınız? Ne yapacaksınız? Konuş dedim sana. Konuş! Konuş dedim sana! Az kalan! Harekete geçtiler bile. Bugüne kadar bütün Müslümanlara yaptığımız gibi az kalandakiler de kılıçlarımızın altında paramparça olacak. Hadi öldür şimdi beni. Senin gibi bir zalim de olsa kılıcı düşen birine bizim kılıcımız kalkmaz. Götür bunu. Yapacağız Melik Hazretleri. Az kalan Kudüs'ün kilididir. Orayı alırlarsa Kudüs'ü kuvvetlendirmiş olurlar. İş işten geçmeden yardım etmemiz gerek. İyi de Melik Hazretleri, az kalan bizim toprağımız değil ki. Eğer kaybedilirse hem biz hem cümle Müslümanlar tehlikeye düşecek. Elimiz kolumuz bağlı duramayız. Az kalanlar bize düşmandır Melik Hazretleri. Sultan Nurettin zinhar müsaade etmeyecektir. Destur! Sultan Nurettin Hazretleri! Halife Hazretleri ne buyurmuşlardır? Halife-i Ruhi Zemin Zillullah fil Arz-ı Muktefi Hazretleri evvela hükümdarların takvalısı El Melikül Aziz Sultan Nurettin Zengi Hazretlerine cümle alemi İslam adına selamlarını iletmiştir. Ve aleyküm selam. Malumunuz ki Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer vefat etmiştir. Selçuklu devleti Sultan Sencer'den sonra çöküşe girmiş, alemi İslam kargaşaya düşmüştür. Ümmeti diri tutacak en mühim vazifelerden biri size düşmektedir. Başımızla beraber. Kudüs ve civarını zapt eden Haçlılar, Mekke'ye giden hacı yollarına musallat oldular. Hacca gitmek isteyen Müslümanlar, Haçlı saldırıları altında can vermekte, esir düşmektedir. Halife Hazretleri bu duruma bir son verilmesi kanaatindedir. Bu sebeple haç yolunun emniyetini sizin almanızı münasip görmektedir. Çok mukaddes bir vazifedir bu. Yükü ağır, mesuliyeti çetin olsa da bizim üzerimize düşen bu mukaddes vazifeyi canımız pahasına da olsa ifa etmektir. Bu mukaddes vazifenin şerefine Halife Hazretleri size hilat göndermiştir.
Umarım bu vazife kaldıramayacağımız büyük olmaz sultanım. Böyle bir şeye ancak düşmanlarımız umut eder. Lakin biz de hepsinin hevesini kursağında bırakırız bu surette. İslam alemi için böylesine mukaddes bir vazifeyi almak elbette ki Nurettin'e yakışırdı. Nitekim yakıştı da. Öyle değil mi Erra? Kudreti cümle alemin malumu. Değil onu tahtından etmek. Böyle bir şey düşünmeye dahi kimse cesaret edemez. Derdin Sultan Nurettin'se o da fanidir nihayetinde Melik Hatun. Hayop derdin devletse hiç tasalanma. Nusrettin var, oğlumuz İzzettin var. Selahattin'i unuttun mu ki kocanla oğlunu ondan evvel sayarsın? Yok, unutmadım elbet. Ben senin için söylerim. Senin mesela malum. Sen de hanedana bir erkek evlat vermiş olsaydın için rahat olurdu. Vezir İsfahani ile Emir Reyhani ağırlasınlar size. Halife Hazretleri için hazırladığımız hususi armağanları da takdim edelim. Emredersiniz Sultan. Siz istirahat edin. Buyurun. Selahattin. Sultanım. Oğlum. Aslanım. Maşallah. Daha geçen bahar sefere gitmiştik seninle. Bahadır endamlı, çelik yürekli gördüm seni. Eline kalem kadar kılıcın da yakışacağını sana söylemiştim. Yanıltmadın beni. Öğrenmek için okumak, anlamak için yaşamak gerekmiş. Sen nasılsın amca? Sağ olasın yeğenim. İyiyim. Halife Hazretleri bize yeni bir vazife tevdi etti. Tam üstüne geldin. Hac yolunun emniyeti artık bize emanet oğlum. Hacca giden Müslümanları haçlılardan artık biz koruyacağız. Müslümanları haçlılardan korumak için yeni bir vazifemiz var artık baba. Bunu konuşmak için geldim. Hayrola? Nedir mesele? Mesele... Selahattin ne işi var burada? Bunca yıl sonra habersiz geldiğine göre pek de hayra alamet değil. Peşinde bir bela getirmiş belli. Ne demek Selahattin bütün şövalyeleri öldürdü? Sen de bir korkak gibi kaçtın öyle mi? Gabriel. Yeter. Adam görevini yaptı. Gördükleri suikasti Selahattin'in üstüne yıkmamız için yeterli. Suikasti onun üstüne yıksak ne olacak? Selahattin zaten öğrenmiştir Askalan'a saldıracağımızı. Savunmasız yakalamıştık Askalan'ı.
Nurettin Zengi öğrendiğinde düşmanlığı bir kenara bırakıp onlara yardım edecektir. Sen kılıçsın. Ben politikayım. Şimdi git ve az kalanı kuşatmaya başla. Nurettin Zengi'yi bana bırak. Onun elini kolunu öyle bir bağlayacağım ki çaresizlikten kahrolacak. Sen ne dediğinin farkında mısın Selahattin? Askalanlılar bizim düşmanımız. Kendi derdimiz yetmezmiş gibi şimdi bir de düşmanlarımıza mı yardım edeceğiz? Mesele dost düşman meselesi değil amca. Cümle alemi İslam'ın meselesidir. Eğer askalan haçlıların eline geçerse bunun zararı hepimize dokunur. Biat ettikleri Fatimiler onlara yardım etsin. Bize ne bundan? Fatimilerin yardımı kesilmiş. Askalanlar bir başına kalmış. Ve askalana saldırmaya gelen kişi son Urfa kontu Jozeli'nin oğlu Gabriel. Ve hala babasının intikamını almak ister sultanım. Askalan aldıktan sonra bizim topraklarımıza da saldıracak. Hem askalan Kudüs'ün kilididir. Eğer orası Haçlıların eline geçerse Kudüs sevdamız bitmiş olur. Hala Kudüs hayali görürsün. Bak Selahattin. Buraya çok iyi bak. Kudüs, Haçlı Krallığı. Trablus, Haçlı Kontluğu. Antakya, Haçlı Prensliği. Ve daha nice Haçlı birlikleri etrafımız sarmış durumda. Müslüman emirlikler kendi başlarına buyruk olmuşlar. Biz tam ateşin ortasındayız. Biz daha yeni kurulmuş bir devletiz. Güç bela ayakta dururken bir de Kudüs hayali peşinden mi koşacağız? Senin bu hayal dediğin bu devletin varlık sebebidir amca. Eğer bu hayali gaye edinmezsek yerle bir olsun böyle devlet. Gayrı ne işe yarar? Kudüs sandığınız kadar güçlü değil. Bu yüzden askalan almak isterler. Biz hala Kudüs'ü alamıyorsak bu Haçlı'nın gücünden değil, Müslümanların dağınıklığındandır. Hala birbirlerine diş bilerler. Biz el uzatalım ki düşmanlıklar bitsin. Müslümanlar bir olsun. Bir olsun ki Kudüs'ü Haçlı kafirin elinden alıp yeniden İslam diyarı yapalım. Bu mesele devlet içinde çok su kaldırır sultanım. Münasip görürseniz divanı toplayıp öyle karar almamız icap eder. Selahattin doğru söyler. Bize düşmanlık etseler de askalan hepimiz için çok mühim bir yer. Hele ki Jozeli'nin oğlu intikam için geldiyse yangın bizim topraklarımıza sıçrayacak demektir. Lakin Nusreddin'in söyledikleri de yabana atılır değil. Böyle mühim bir kararı ancak divanda vermek gerekir. Tez divan toplansın. Sen de karar çıkana kadar bekleyeceksin Selahattin. Hayrola Melike Hatun? Bir sıkıntınız mı var? Ne olacak Selahattin işte. Kesin bir belayla geldi, kesin. Melik Selahattin'in yapacağı her şey Sultan Nurettin'e zarar verir. Berra Hatun da kem gözlerini tahta dikmiş. Oğlu için fırsat kollar. Anlamazlar ki. Ah, bir oğul verebilseydim. Ah, bir oğul verebilseydim böyle olmazdı.
Oğlum hepimizin teminatı olurdu. O vakit ne Selahattin'in yaptıkları umurumda olurdu, ne de Berra'ya fırsat kalırdı. Gitmediğimiz hekim kalmadı Melik Hatun. Elden ne gelir? Can bedenden çıkana kadar vazgeçmeyeceğim. Yoksa istikbalimiz tehlikede. Ne işimiz var bizim bu keşmekeşin içinde? Varıp bir an evvel Serhat boylarına dönseydik. Hepsi de garip garip bakıp durur. Asabım oynar iyice. İlk defa yabani görürler de ondan. Sabret. Melik Selahattin Sultan'dan müsaade aldığında döneceğiz zaten. O vakit Serhatlar'da bol bol cenk eder rahatlarsın. Geliyorum. Karar divanda verilecek. Vaktimiz var. Gabriel'le tapınakçılar saldırmadan askılana gitmemiz lazım. Divanın dağılması akşamı bulur Melik Hazretleri. Nicedir oğlum Ömer'i görmem. Müsaade buyurursanız baba ocağına varıp oğlumla ailemle hasret gidermek isterim. Allame Ömer mi? Rahle başındadır yine. E madem bekleyeceğiz Ömer'in yanında bekleyelim. Hem can dostumun ciğerparesinde görmüş olur. Siz zahmet buyurmayın Melik Hazretleri. Ben münasip bir vakitte gelir elinize öptürürüm. Olmaz öyle. Alimler ayağa çağrılmaz. Hem ben onun amcası sayılırım. Yeğenimi görmenin zahmeti mi olur? O vakit buyurun Melik Hazretleri. Haydi. Çok güzel olmuş. 10 tane daha yapsın. Abi olmaz. Kaşıkları kuş ağacından yapın ki sağlam olsun. Emredersin Fatma. Zümrüt Hatun kolay gele. Sağ olasın Fatma Hatun. Pek güzel işlemişsin hançeri. Kimle ısmarladı? Şirkuha yaparım. Belimdeki pek eskidi. Yenisi ordu komutanına yaraşır olsun istedim. Hususi işlerini evde yapman daha doğru değil midir? Erimdir. Ne olacak ki? Hem sen merak etme. Kızlar buradaki işleri hallederler. Fatma Hatun. Müjdemi isterim. Hayırdır? Oğlun Şehinşah geldi. Eve doğru giderken gördüm. Şehinşah. İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Nedir buradaki okumaktaki kasıt ama? Kur'an-ı Kerim'i okuyup manasını anlamak. İkra'nın bir anlamı da davet etmektir. Baba. Oğlum. Ömer'im. İnsanları Allah'ın emrettiği güzelliğe, iyiliğe, doğruluğa, birliğe çağırmaktır. Kur'an'da her kelam mana hazineleriyle doldur. Ben de bilirdim söylediğini. Tam diyecektim sen konuştun. Oğlum. O Melik Selahattin'dir. İlim hırsıyla dolusun. Maşallah Ömer sana. Maşallah. Bunu sakın yitirme. Tamam mı? Medresedeki münazaralarda ilminize galebe çalabilen yoktu. Hiç değişmemişsiniz. Eyvallah müderris efendi.
Nicedir kılıç çalmaktan alimlerin sohbetine oturamaz oldum. Uğrayacağım inşallah. Şeref verirsiniz. Müsaadenizle. Buyurun Melik Hazretleri. Buyurun. Şeyşah! Anam! Serhat gazilerindensiniz herhalde. Serhat gazilerinin başıdır baba. Bana böyle sarılmadın. Kıskanırım bak. Asıl ben kıskanırım Şeyşah. Öz anamı hiç göremedim ben. Yıllardır ana hasretiyle yanıp tutuştum. Sen öyle bir sarıldın ki. Yüreğimde ilk defa bir sıcaklık hissettim. Ona sıcaklığı böyle bir şeymiş demek ki.
Çünkü ben senin... Hanım. Henüz kokusunu bile doya doya içime çekemediğim yavrumu veririm size. Lakin sizden de bir isteğim vardır. Oğlum beni anası bilmese de sütümle büyüsün isterim. Göğsüme dolan onun rızkıdır. Madem öyle, niye söylemedin onca vakit? Ne hikmetse hiçbirimizin haberi yoktu. Oldu mu canım böyle? Hepimiz dikildik kaldık. Hadi geçin istirahat edin. Haydi. Hadi. Hadi buyur, haydi. Hadi. Askalan'a yardım etmek her türlü devletimizin menfaatinedir sultanım. Askalan'ı kurtarırsak Askalanlılar Fatimilere değil bize biat ederler. Böylece Kudüs'ün kilidi elimize geçer. Devletin vezirisiniz ama daha Fatimileri tanıyamamışsınız vezir hazretleri. Fatimiler Askalan'dan kolay kolay vazgeçer mi sanırsınız? Haçlılarla cebelleştiğimiz yetmezmiş gibi... Şimdi bir de Fatimilerle mi uğraşacağız? Sen de emiri olduğun devletin gücünden de habersin. Emir Reyhani. Gerekirse Fatimilere de Haçlılara da karşı koyacak kılıç kuvvetimiz vardır. Hem Melik Selahattin doğru bir şey der. Gabriel Askalan'ı alacak olur ise ilk hedefi biz oluruz. Bu ateş yangın çıkarmadan onu söndürmek gerek. Bahsettiğim kılıç kuvveti kim Şirku? Selahattin'in yanındaki birkaç Serhat gazisi mi? Bu iş böyle dağda kale basmaya, yolda belde pusu atmaya benzemez. Askalan'a gitmek, devleti ateşe atmaktır sultanım. Gitmezsek de yanı başımızda daha büyük ateş yanacak. Maharet bugüne bakarak değil... İleriyi görerek adım atmaktır.
Gel. Sultanım, Kudüs Kralı Baldwin geldi. Vay! Serhatların gazisi Şehinşah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailen gözden ırak olunca gönülden de ırak oldu. Haber vermedin geleceğini. Aniden gelmek icap etti abi. Hiç gönülden ırak olur musunuz? Ne bilelim kardeş. Melik Selahaddin'in yanındasın nicedir. Onun da makamı dağdan yücedir. Yükseğe çıkınca aşağıdakileri görmez oldun diye düşündük. Şehinşah yücelmek için değil, yüceltmek için benim yanımdadır. Ben de onların gazada yoldaşıyım. Sen... Yani siz... Sultan Nurettin oğlu Selahaddin. Mazur görün Melik Hazretleri, bilemedim. Daha bilmediğin neler var Turanşah? Neymiş bilmediğim yenge? Melik Selahaddin süt kardeşinmiş. Kılıçlar. Sultan Nurettin Hazretleri sizi bekler. Seni Kudüs'e kısılmış kalmış bilirdik Kral Baldwin. Nedir seni Şam'a getiren? Oğlum Selahaddin. Ne olmuş oğluma? Kudüs'e geldi. Ne işi varmış Kudüs'te? Sultan Nurettin'in elçisi olarak geldi. Yoksa haberin yok mu Sultan Nurettin? Üstelik bize suikast yaptırdı. Oğlum benim daimi elçimdir. Benim namıma dilediği vakit, dilediği yere gider. Lakin zinhar suikaste kalkışmaz. İftiradır bu. Bir hesabımız olursa biz onu cenk meydanında görürüz. Suikast de değil. Suikastçının peşinden giden bütün şövalyeleri öldürdü Selahaddin. Askerlerim gördüler. İşin aslının ortaya çıkmasından korktu anlaşılan. Ama yine de yakayı ele verdi. Bunun iftira olmadığı ne malum? Bir iftira için buraya kadar gelmem. Meselenin ciddiyetini anlayın diye geldim. İstersen oğluna da sor. Bakalım o inkar edecek mi yaptıklarını. Diyelim ki suikastı o yaptı. Peki Melik Hazretleri niye kalkışsın böyle bir şeye? Hedefi
tapınak şövalyelerinin komutanı Gabriel'di. Askalan'a saldırmasın diye onu öldürmek istedi. Melik Selahattin devletten habersiz yapmıştır her şeyi. Biz ona devlet içinde gerekeni yaparız. Bu olay iki devlet arasındaki sulhe halel getirmemeli. O kadar kolay değil. Selahattin Zengi Devleti'nin meliki. Bu işin bedelini Zengi Devleti ödeyecek. Ne bedelinden bahsedersin? Hac yolunu koruma görevini almışsın. Bunun siz Müslümanlar için ne kadar önemli bir görev olduğunu biliyorum. Bu sizin için ne kadar önemliyse az kalan da bizim için o kadar önemli. Biz az kalanı alacağız. Eğer oraya müdahale etmeye kalkarsanız hac yolunu baştan aşağı keserim. Tek bir Müslüman dahi geçemez. Size dokunmuyor. Eğer az kalan da zengilerden tek bir kişi dahi görürseniz hac yolu Müslümanlara cehennem. O zaman Müslümanların ve şu yüce halifenizin gözünde ne duruma düşersin? Orasını da sen düşün. Sultan Nurettin. Ettiklerimiz, dost bildiklerimiz tarafından böyle yalnız mı bırakılacaktı? 500 senedir buradayız. 500 senedir de yalnızız ağabey. Kimi dost bildiysek hep el çektiler. Biz yalnız başımıza savunduk. Bugün de yalnız savunacağız. Emir Mansur Hazretleri. Çevreye gözcüleri saldırmış asılar. Tapınak şövalyelerinin eli kulağındadır. Kuş uçurtmasınlar. Gözcüleri saldık. Ama daha büyük bir meselemiz var. Süreyya Hatun. Tüccar kisvesiyle Kudüs'e gitmiş. Hem de tapınakçıların başı Gabriel oradayken. Soysuzun canını almak için. Kendimi gizleyip saldırdım da. Ama son anda kurtuldu ölüm okumdan. Kızım sen aklını mı yitirdin? Nasıl böyle bir şeye kalkışırsın? Ne demeye suikaste yeltenirsin ha? Gabriel'i öldürünce tapınakçılar başsız kalıp kargaşaya düşecekti. Biz de bundan yararlanıp işlerini bitirecektik. Askalan'a saldırmalarına fırsat bırakmayacaktık.
Sizin de canınız önemli ya Süreyya Hatun. Alnından öpmen gerek bu kız ağabey. Yurdu için nice erken yapamayacağını yapmış. Kanımıza yarışır bir az kalan kadını. Ne dersin sen Esma? Tapınakçılar üstümüze yürürken yapılacak hamle mi bu? Şimdi her şey daha beter olacak. Şu anki vaziyetimizden daha beter ne olabilir baba? Baksanıza biat ettiğimiz Fatimiler bile yardım gönderemez. Sesimizi işiten yok. Sanki cümle cihan bize kör, bize sağır. Elimden gelen buydu. Ben de yurdumuz için bunu yaptım. Baba! Halil, ne bu telaşın oğlum? Sura yaklaşan atlılar var. Etrafa saldığımız gözlüler bunlar. İki canımızı daha aldılar. Canları cehenneme düşsün. Herkes hazır olsun. Gabriel savaşı başlattı. Nasıl olur da Kudüs'e gidersin Selahaddin? Nasıl olur da suikaste bulaşırsın? Sultanım, benim suikaste bir alakam yoktur. Kral Balbin'e de söyledim. Kral Balbin buraya kadar geldi. Huzurumuzda bize demediğini bırakmadı. Ve biz senin yüzünden diyecek laf bulamadık. Suikastçinin peşinden giden şövalyeleri öldürmüşsün. Doğru mu? Doğru. Suikastı neden yaptığını anlamakta derdim. Ama dediğim gibi sultanım, suikastı ben tertip etmedim. Ben bilirim senin tertip etmediğini. Ama bu yaptıklarından sonra suç elbet senin üzerine kalırdı. Ya sen bunu nasıl akıl edemezsin Selahaddin? Olan oldu. Az kalan meselesini unutacaksın. Az kalana yardıma gitmeyeceksin. Nasıl olur sultanım? Göz göre göre haçlıları mı bırakacağız orayı? Eğer az kalana yardım edersek, Kral Baldwin haç yolunu keseceğini söyledi. Tehdit de boyun eğdirmeye çalışır belli ki. Az kalanlılar için böyle bir tehlikeyi göze alamayız. Nice Müslümanın canıyla oynayamayız. Gabriel az kalanı alırsa, topraklarımızdaki Müslümanların hayatı tehlikeye düşmeyecek mi? Az kalan Kudüs'ün yakınında Müslümanların elinde olan tek toprak değil mi baba? Ya Kudüs gayemiz,
Alemi İslam'ı bir tutma davamız, bunların bir ehemmiyeti yok mu? Sen Kudüs'e gitmeseydin bunlar olmayacaktı. O suikaste bulaşman elimizi kolumuzu bağladı. Biz de sizinle hemfikirdik lakin... Sultanımızın dediği gibi... Askalan için haç yolunu tehlikeye atamayız. Devletin âli menfaatleri bunu gerektirir Melik Hazretleri. Hükmüm kat'idir. Divan bitmiştir. Selahaddin'e süt anası olduğunu neden söyledim Fatma? Dayanamadım Eyüp. Yıllar evvel elimle verdiğim oğlumu bir an karşımda görünce bırakıverdim kendimi. Sultan Nurettin bize itimat göstererek bu sırra ortak etti. Her ne olursa olsun dirayet göstermeliydin. Üstüme gelme Eyüp. Bilmez misin? Yıllardır yüreğim kanar. Ben senden farklı mıyım sanırsın? Ama işte bu sır hepimiz için çok mühimdir. Dua edelim de Selahaddin bu meseleden işkillenip üstüne gitmesin. Yoksa olacakların önüne hiçbirimiz geçemeyiz. Müsaade var mı baba? Gel Selahaddin. Niye baba? Niye mani olursun bana? Bana bu davayı nakşeden sensin. Cümle Müslümanlar birlik olsun, Kudüs haçlılarının elinden kurtulsun diye beni yetiştiren, beni eğiten sensin. Cümle cihan beni anlamasa gam değil. Ama senin beni anlamanı, bana hak vermeni isterdim. Az kalan meselesi bir yana. Yüreğime oturan da budur. Ben de gençken senin gibiydim. Bir cesur yüreğimle, bir keskin kılıcımla alemi dize getiririm. Her şeyi hallederim zannederdim. Kaybedecek bir canım vardı çünkü. O da davama feda olmuş ne kan. Ama sonra... kader omuzlarımıza saltanat yükü verdi. Bizi ateşten tahta oturttu. Bir de baktım ki... artık kaybedecek çok şey var. Bir devlet var. Ahalinin canı var. İşte o vakit her şeyi kılıcımla ya da yüreğimle çözemeyeceğimi anladım. Seni de anladım oğlum. Seni de anladım. Lakin sen beni anlamadın. Ama ben buna gönül koymam. Çünkü bilirim ki beni ancak benim yerime geldiğinde anlayacaksın. Anlasam ne fayda baba? Az kalan göz göre göre haçlıların eline geçecek. Kendi topraklarımızı düşmanın önüne atmış olacağız.
ben geri durmayı içime sindiremem. Bazı hakikatleri içine sindirmen gerektiğini öğreneceksin. Ben de halen öğrenmekteyim. Hakikati benimle paylaşır mısın baba? Elbette oğlum. Elbette. O halde Süt Hanım'ın Fatma Hatun olduğunu niye söylemedin? Niye paylaşmadın benimle? Bir vakit emzirmişti seni. Söyleme gereği duymadım. Keşke söyleseydin. Yıllardır anasızlığın acısını çektim. Ne vakit evladına sarılan bir ana görsem, yüreğim kanardı. Anasızlık yürek kanadır çünkü. Sen Süt Hanım'ın kim olduğunu söyleseydin, belki bu yarayı onunla dindirebilirdim. Senin dediğin gibi olsun sultanım. Sonuçta senin bir devletin ve ahalin var. Onların bekası senin mesuliyetinde. Ama benim mesuliyetimde ise gücümün yettiğince her mazluma el uzatmak var. Hiçbir evladı anasız bırakmamak var. Zulmü göre göre elim kolum bağlı oturamam. Bunu da bilesin baba. Her tercihin bir bedeli vardır Selahattin. Bu bedellerin en ağırı da devletin kararına karşı gelmektir. Az kalana adım attığın an bu bedeli göze almışsın demektir. Karar çıktı acaba? Ne çıkacak? Sultan Cenk'e destur vermiştir elbet. Bekleyin bakalım. Hınzır kafirler. Melik Hazretleri? Ne oldu Melik Hazretleri? Askalan'a gitmemiz reddedildi. Nasıl olur? Eğer Askalan'a gidersek Kral Baldwin hac yolunu keseceğini söylemiş. Kurtların elini bağladılar. İtler meydana inecek. İnemeyecekler. Ordu gelmese de Askalan'a biz gideceğiz. Af buyurun Melik Hazretleri. Ama devletin kararına karşı gelirseniz sonu iyi olmaz. Askalan'ın kurtuluşu bize, bizim kurtuluşumuz Askalan'a bağlı. Zafer bize her suçlamadan aklar. Ben bu yola canımı koyarak girdim. Bedeli babamdan da olsa, düşmandan da olsa yolumdan dönmem. Siz de benimle misiniz? Seninleyiz. Ben de sizinleyim. İzin verin ben de geleyim Melik Hazretleri. Turaş'a senin burada olman daha doğru. Biz belki de sonu ölüm olan bir yola çıkarız. Ölüm de olsa nihayetinde ulu bir gaye uğrunda değil mi Melik Hazretleri?
Hep böyle bir gaye uğruna kendimi seferber etmek istemiştim. Bundan yüce vazife olamaz. Şehinşah öz kardeşim. Siz de süt kardeşimsiniz. Kardeşlerim ölüme atılırken geride durmak istemem. Yeniden yaşatacağım yer olacaksın. İntikamımın ve aşkımın şehri yapacağım seni. Efendim, Selahattin. Askalan'a doğru yola çıkmış. Kral Baldwin, Nurettin'in elini kolunu bağlamıştı. Ama oğlu Selahattin belli ki o ipleri koparmış. Biliyor tabii. Az kalan alınca onları da cehennemi yaşatacağım. Selahattin gibi birinden de böyle bir şey beklenirdi. Selahattin adamları da geldiği zaman az kalanın direnci de artacak. Az kalanın çevresine adam yerleştirin. Selahattin'i şehre sokmasınlar. Emredersin efendim. Selahattin geldiğinde biz çoktan az kalan almış olacağız. Vaziyet hiç iyi görünmez. Az kalanlar direnmeye çalışır. Ama belli ki sayılar az. Muhasara gitgide daralmakta. Sur'a saldıran şövalyelere baskın verelim. Böylece muhasaranın bir kıskacını kırmış oluruz. Bizden kalabalıklar Turanşah. Kaybı göze alamayız. Yapacağımız tek şey az kalana girip savunmayı güçlendirmek. Az kalanın direnci arttıkça şövalyelerin direnci düşecektir. İyi dersiniz de Melik Hazretleri. Her taraf kuşatılmış halde. Biz nasıl gireceğiz az kalana?
zamana dahi can kaybına tahammülüm yok. Temkinli olun. Kapılakçılar görmesin. Buradan geçip az kalan açılan kanaldan içeri gireceğiz. Haydi. Adam da kalmadı ki Süreyya Hatun. Bir saldırıda onlarca şehitle yaralı verdik. Bir sonraki saldırıda halimiz nice olur bilmem. Surlarda vaziyet ne? Orası da aynı. Oradan da sürekli şehitle yaralılar gelmekte. Böyle giderse sabaha kalmaz az kalanı kaybederiz. Askalanların düşman için kurduğu tuzak olmasın? Aman be kardeşim. Sen de cenk meydanında değil de bir gün bu vesveselerin yüzünden öleceksin. Niyetiniz nedir? Yardım etmeye geldik. Siz kimsiniz ki bize yardım etmeye gelirsiniz? Ben Sultan Nurettin Zengin'in oğlu Selahattin. Halil, okçuları yerleştirdiniz değil mi? Yerleştirildi baba. Usan. Ne olur burada Süreyya? Bunlar gizlice Askalan'a girmişler. Bize yardım etmek için geldiklerini söylerler baba. Kim ki bunlar? Nurettin Zengin'in oğluymuş. Düşmanımın oğlu? Bana yardım etmeye gelmiş öyle mi? Siz kimi kandırırsınız? Kimseye kandırdığımız yok. Askalan sadece sizin için değil.
bizim ve tüm İslam alemi için de mühim. Bu yüzden geldik. O Nurettin Zengin'in bir oyunu vardır işin içinde, bilmez miyim? Sırf bize olan düşmanlığınız yüzünden tapınakçılarla birlik oldunuz değil mi? Yardım etme bahanesiyle de bizi içeriden vuracaksınız. Sizi içeriden vurmaya gerek mi var? Zaten gitgide tükenmektesiniz. Bıraksa er geç yok edecek tapınakçılar sizi. Biz yok olmayasınız diye, tükenmeyesiniz diye, az kalan haçlıların eline düşmesin diye geldik. Nurettin Zengin'in bize yardım etme amacı nedir? Az kalan kurtulunca ona biat edeceğimizi mi düşünür? Bütün hesabı bu mudur? Biz doğru bildiğimiz yolda hesap kitap gütmeyiz Emir Mansur. Az kalan haçlıların eline düşmesin kafi. Sonra kime isterseniz ona biat edin. Ya az kalanı hep beraber kurtarırız, ya da sizin bu inadınız hem canınıza hem de yurdunuza mal olur. Bırak yardımlarını bir görelim baba. Bakalım düşmanlarımızın bize yararı mı olacak, zararı mı? Ablam doğru der baba. Şu an bir kişiye bile ihtiyacımız var. Hem bunlar da Serhat gazileridir. Her biri en az 3 şövalyeye bedel. Kalan çevresindeki adamlarımız Selahattin'i görmediklerini söyledi. Belki de kuşatmayı gördükten sonra vazgeçer. O aptalları hemen gelecek. Selahattin Azkalan'a çoktan girmiştir bile. Nurettin Zengi ordularını göndermedi. Selahattin sadece kendi adamlarıyla geldi. Bu kadar az kişiyle bize ne yapabilir ki? Kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Selahattin mutlaka bir planla gelmiştir. Ama başaramayacak. Bütün şövalyeler hazır olsun. Selahattin bize şah çekti. Biz onu mat edeceğiz. Giriş kapısını tutan askerlerin dışında başlarında Halil'in olduğu savunma gücümüzle Doğu surlarını savunacağız. Çünkü Doğu surları bu şehrin kalbidir. Bütün savunmayı Doğu surlarına kurmak hata olur. Tapınakçılar güney sahilinden çıkarma yapacak. Oraya pusulanmamız lazım. Güney sahilinden çıkarma yapmak onların işlerini zorlaştırır. Bunu göze alamazlar. Tam da böyle düşündüğünüzü bildikleri için göze alacaklar. Doğu surlarındaki savunmayı azaltmak da tehlikelidir. Biz bunu nasıl göze alacağız? Eğer surların önüne kadar gelebilirlerse zaten direnmek güç olur. Biz onlara daha surlara yaklaşamadan ani bir baskınla yok edeceğiz. Gemiler şehre limandan girmeye çalışacak. Onlara taarruz etmeye lüzum yok. Savunma hattı kurup yaklaştırmasak kâfi. Elimizde birkaç gemi var. Bizimkiler savunma hattını kurarlar. Sizinkiler sahilde lazım olacak. Denizde bizim adamlar gerekeni yaparlar. Bak, sahilde pusulanma işine tamam dedik. Ama gemi işinde öte durun. Biz denizin koynunda yaşarız. Deniz harbini bizden iyi mi bileceksiniz? Biz saçlarla her yerde cenk ettik. Onlarla cenk etmeyi bizden daha iyi bilemezsiniz. Senin derdin cengaverlik yapmak mı? Yoksa az kalan kurtar mı? Benim derdim. Tamam. Dediği gibi olsun. Gemileri hazırlayın. Madem sahil baskını mühimdir, siz oraya yoldaşlarınızla gidin Melik Hazretleri. Denizdeki savunma hattına ben komuta ederim. Tek olmaz. Şehinşah da seninle gelsin.
Savunma hattını bozmayın Turan Şah. Ne olursa olsun yerinizden asla ayrılmayın. Emredersiniz Melik Hazretleri. Su düştüğümüz zillete bak ağabey. Ne zilleti Esma? Biz az kalanı bir düşmandan korumaya çalışırken siz öbür düşmanı içimize soktunuz. Bir de o zenginin oğlu ne derse onu yaparsınız. Şayet onlardan ötürü başımıza bir şey gelirse ikinci anda da affetmem bunu. Topraklarımı sanırsın ki sözünü hakim kılmaya çalışırsın. Burada şımarık melik cakaları sökmez. Kendini düşündüğün kadar birazcık da Askalan'ı düşün. Hiç olmazsa düşman belediye şımarık bir melik kadar düşün. Baban o kadar düşünmez belli ki. Buraya Serhat gazileri gönderip göz boyadı. Niyeti tam olsa Zengi ordusunu gönderirdi. Sen Kudüs'te o suikaste kalkışmasaydın şimdi ordumuz burada olacaktı. Yaptığının nelere mal olduğundan haberin bile yok senin. Ama sen tasalanma. Tapınakçıları yerle bir edip Askalan'ı kurtarınca senin kabahatini de temizlemiş olacağız. Efendim gemileri harekete geçirdiler. Savunmayı denizden kuruyorlar demek ki. Gemilerdeki şövalyeler buradaki düşman gemilerine nişan alıp işaretimi beklesinler. Emredersiniz efendim.
fırsat olmuş oynuyorsun Sena. Ama benim hamlemi daha görmedin. Kadrigalar ateş almaya başladı. Geri çekiliyoruz. Ah!
çekiliyoruz! Geri çekiliyoruz! Çabuk! Yukarı çık çabuk! Yukarı çık çabuk! Belli ki. Son darbeyi vuracaklar. Ne darbesi? Gabriel bile bile üzerine çeker onları, görmüyor musun? Tuzağa düşecekler, haydi. Gitme bir yere. Burası zayıflar. Gitmezsem ölecekler. Siz burada kalın. Emelersin, burada kalın. Haydi kardeşim. Yaklaşıyorlar efendim. Evet. Ölümlerine yaklaşıyoruz. Nasıl yerinizden kıpırdarsınız? Nasıl? Ateşi bizi yakamadı. Şimdi sıra bizim ateşimizde. Mum ateşi. Melik Selahattin geldi beyim. Melik Hazretleri. Yerinizden nasıl kıpırdarsınız Şehinşah? Rum ateşine çekerler sizi, görmez misiniz? Ben de söyledim Turan Şah abi. Ama düşman gemilerinin üstüne gidince tek bırakmak istemedim. Turan Şah. Emri çiğnemenin hesabını soracağım. Diğerlerine işaret verin. Herkes kürek başına. Kürekleri asılın, geri döneceğiz, haydi. Hadi. Haydi daha hızlı, haydi! Haydi! Asılın! Asılın kürekleri! Haydi! Efendim, Selahattin yetişti. Rum ateşini tutuşturamadan geri dönüyorlar. Artık pençeme düştüler. Buradan kurtuluş yok. İşaret verin.
Tüm gemilerdeki okçular hazır olsun. Yaptınız Eyüp. Hı? Biz bu süt annesi meselesini saklı tuttuk ki sır aşikar olmasın. Bu sır ortaya çıkarsa neler olur bilir misin? Hanedan yerinden oynar. Yerinden oynar. Gayelerimiz yolunda emin adımlarla yürürken bu zafiyetin sırası mıdır? Bu kadar mühim olan Selahaddin'i ne diye ateşe attınız o zaman? Selahaddin emri çiğneyip Askalan'a gitmiş. Yanında Şeyhin Şah'la Turan Şah da var. Ona nasıl mani olmazsınız? Ne yapaydım? Saraya mı zincirleyeydim? Bilmez misin aklına bir şey koydu mu? Kimseyi dinlemez o. Ben oğlumu size devletin temeli olsun diye verdim. Yüce hedefler için. Kudüs için verdim. Biz... Hedeflerimiz de kayyemiz. O halde niye yoksunuz Selahaddin'in yanında? Ordumuz niye yok? Onları bir başlarına cehennemin ortasında bıraktınız. Bir de Selahaddin döndüğünde devlet emri çiğnemekten ceza mı alacak? O her şeyi göze alarak gitti. Eğer Askalan'da Selahaddin ve kardeşlerinin başına bir fenalık gelirse... Ya da devlet Selahaddin'e ceza verecek olursa bu sırrı açarım. Herkese Selahaddin'in benim oğlum olduğunu söylerim. Koymamız lazım Melik Hazretleri. Yoksa çıkamayacağız bu galya kuyusundan. Ateş yağmur altında Şeyh Şah şimdi değil. Şimdi olmazsa hiçbir vakit olmaz. Thank you.
ateşimizle yaktık. Şimdi de havaya uçuracağız. Parçalarını bile bulamayacaklar. Selahattin. Gazilerinden ne vakit döneceğim belli olmaz ana. Oğlum Ömer sana emanet. Henüz kokusuna doyamadım. Bir evladı vermek ne demektir iyi bilirim. Ben de gayrı sana bir oğlumu emanet ederim. Yanına gideceğin Melk Selahattin. Senin öz kardeşindir. Ana. Vakti gelince anlayacaksın. Dilinden, yüreğinden en emin oldum evladım sensin. Canını kardeşinin canına kat. Kanını kardeşinin kanına kat. Dilindeki ve yüreğindeki mührü tut. Bu sırrı mezara kadar götür. Kurtaracağım seni bu ateş çemberinden. Merak etme kardeşim. Biz bu ateş çemberinden kurtulamayacağız. Ama ben yıllardır kimyanın ateşi söndüreceğim.